Necmettin Erbakan hocamızın eşi, kıymetli annemizi de rahmetle yad ediyoruz. Kurtuluşu olarak da milli görüş çatısı altında inşallah hep birlikte bütün teşkilatlarımızla 7 milyar dünya insanının ayrım yapmadan kurtuluşu yeniden Refah Partisi milli görüş davasıdır. Bu davada yer almak herkese nasip olmaz. Burada Önder Başkanımızın da vurguladığı gibi hesabı olan değil, nasibi olan buradadır. Faaliyet raporlarımızın Melik Gazi'nin nüfusu 589.791'dir. Sandık sayımız 1122'dir. Seçmen sayımız 374.191'dir. Mevcut Melik Gazi üye sayımız 1188'dir. Biz göreve geldiğimizde 750 olan üye sayımız şu anda mevcut yerimiz 1188 ıslah imzalı elimizde olan Yargıtay'da onaylanan üyelerimiz haricinde şu anki mevcut üyemiz 1188'dir. Muhteşem bir rakamdır diyoruz. Elimizde buradan şu anki ıslah imzalı forumlarımızda yaklaşık 200'ün üzerindedir. İnşallah üye çalışmalarımızda gerek staff olarak da gerek bireysel ziyaretlerle teşkilatlarımız olarak da muhteşem bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan boyunca genel başkanımızın bizlere yollamış olduğu bayram tebriklerini, bayram mektuplarını, esnaflarımızı, vatandaşlarımızı birebir ziyaret ederekten kendilerine ulaştırdık. Çok olumlu tepkiler aldık. Partimize katılıp yoğun bir şekilde gerek bizi arayarak da gerek parti binamıza gerek statlarımızda bizlere aman ben hemen üye yakın diyerekten bize gelen onlarca vatandaşımız var. Allah sayılarını artırsın inşallah. Bu davayı anlatmaya devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak inşallah ilk seçimde genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ı meclise gönderip Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi refaha kavuşturması için hep birlikte çalışacağız. Milli görüş davası bir navigasyon görevi görüyor bu milletin öncülüğünde. Navigasyon kullanmak da şu anda genel başkanımıza düşüyor. Genel başkanımız navigasyonla bize yol gösteriyor. Biz de o yoldan gideceğiz. Peki şunu söyleyeyim. Navigasyon yolunu kaybettiği zaman size diyor mu? O yolu saptınız. Bitti yolunuz. Yok. Alternatif bir yol daha gösteriyor. İleriden dönün. Orayı kaybettiniz. Başka bir yol daha gösteriyor. Diyor ki bu sefer buradan gidin. Sadece ne yapıyor? Hedefe ulaştırırken 3-5 dakika geciktiriyor. 2023 seçimi deniyor. 2023 seçiminde biz her zaman söylediğimiz gibi öncelikle Yeniden Refah Partisi teşkilatlarının ruhunda fetih vardır. Milli görüşün ruhunda fetih vardır. Biz inananlar olarak, biz Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak öncelikle Kayseri'yi siyasi olarak fethetmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? İşte gerçekten milli görüşe inanmış ve davasına sadık kişiler anlarlar. Bizi bekleyen mazlumlar sadece bizi bekliyor. Milli görüşü bekliyor, biri gelsin bizi kurtarsın diye bekliyor. Şu anda Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ımızla birlikte inşallah fetih bekleyen yerlere buradan müjdeyi veriyorum. Kısa bir süre sonra bekleyin, milli görüş geliyor ve inşallah sizleri istediğiniz hayata, istediğiniz şekilde kavuşturuyor. Bekleyin mazlumlar. Biz geliyoruz. Biz yeter ki inanalım. Biz yeter ki inanalım. İnanınca başarmayacak hiçbir şey yok. Rehberimiz, önderimiz, genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan inanıyor. Bunu birlikte başaracağımızı söylüyor. Ve biz de inşallah Allah'ın izniyle kendisinin arkasında dimdik, demir gibi sağlam durup
hedefe kavuşacağız. Melek Gazi İlçe Başkanımız Sayın Orhan Adıgüzel'e bu gerçekleştirmiş olduğumuz kongremizi, düğünümüzü inşallah hayırlı uğurlu olsun diyerek kendisine bu saatten sonra çok büyük bir yük veriyoruz. Bu yükün altından kalkacağına inanıyoruz. Bu yükün altından inşallah birlikte kalkacağımıza inanıyoruz.